Hepinize selamlar. Uzun zamandır uzaklardaydım, video çekmiyordum. Ve bu dönemde içerik üretmenin, sizlerle bir şey paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu benim için anlamış bulundum. En sonki serimizde 12 haftalık diyet programında gerçekten fiziksel olarak ve mental olarak biraz yorulmuştum. Bu dönemde kendimi işlere güçlere verdim. Hemen geri dönüyorum. Doğru beslenmeye ve düzenli antrenmaya devam edeceğim. Ve tekrardan sizlerle bu süreci paylaşacağım. Bu video serisinde neler olacak? Mutlaka ağırlık antrenmanlarıma dövüş idmanları ekleyeceğim. Çünkü fitness yaptım ve gerçekten eskiden yaptığım o dövüş idmanlarını, Brazilian Jiu-Jitsu'yu, boks antrenmanlarını, kickboks antrenmanlarını çok özledim. O yüzden mutlaka dövüş idmanları olacak. Antrenmanlarım olacak. BHM3 yani itiş, çekiş ve bacak olan antrenman programını sizlerle paylaşacağım. Gün gün onu yapacağız. Ve tabii ki diyet programım farklı tariflerle, kamp organizasyonlarıyla, birçok aktiviteyle ve en önemlisi bu sessiz kaldığım dönemde yeni girişimlerle sizlerle birçok fikri paylaşacağım ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir seri olur. Ben heyecanlıyım çünkü içerik ürettiğim ve gerçekten bunları yaptığım dönemlerde hem sizleri motive ediyorum hem de ben motive oluyorum. Sabırsızlanıyorum. Artık başlayalım. Sıkıyorum malzemeleri. Tarçınlı pancake. Güzel bir tarifle başlayalım ya. Evet hocam. Böyle katı diyette başlatma bizi. Ben değişime başlarım. Sen olmaz mısın? Olmazsa olmaz hocam. Tamam, başlıyoruz o zaman. Şimdi malzemeler. 1/3 su bardağı yulaf unu. Hadi başlayalım yulaf unuyla. Whey protein. Tamam. Yarım su bardağı badem veya yulaf sütü. Tamam. 1 çay kaşığı tarçın. 1 tatlı kaşığı vanilin. 1 yumurta. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Böyle güzel bir pancake'le seriye başlayalım. Çünkü en son bir şey yemiyorduk. Bari burada biraz daha... Ben de bunu yiyeli bayağı olmuştu. Özlemiştim bu tarifi. Bakalım. Şef misin, diyetisyen misin? Bu protein tozuyla nasıl olacak? Evet arkadaşlar, şimdi bu süreçte çok daha kolay bir diyet yapacağım. Farklı farklı ekoller var. Geçenki diyetimde biliyorsunuz carb cycle yapmıştım. Yani bir gün yiyordum, iki gün yemiyordum. Sert bir diyetti. 12 hafta boyunca da diyet sonucunda %22'lik yağ oranımı %7'lere düşürdüm. Şu anda ciddi kalori harcadığım, dövüş idmanları yaptığım bir sürece girdiğim için bu kadar sert bir diyet yapmamıza gerek yok. Evet, ve hocam, bir limitimiz de yok. Yani 10 hafta, 8 hafta gibi. Kesinlikle. O yüzden haftanın 7 günü intermittent fasting yapıyoruz. Tamam mı? Zaten bu benim çok sevdiğim bir diyet tarzı. Bir önceki videolarda da size çok anlatmıştım. Bugün de biraz anlatacağım. 1900 kalori gibi bir kalori sen bana dizayn ettin. Öyle hesapladık hocam. İlk olarak 1900 ile başlayacağız. Dediğiniz gibi daha bu kadar sert gitmeye gerek yok. Vaktimiz uzun. Evet. 1900 ile başlayacağız. Duruma göre ideal kiloya, ideal yağ aralığına geldiğimiz zaman ona göre modifiye edeceğiz. Bir sabah kahvaltıda birazcık kalori alıyorum. Evet. Sonra ara öğünler var gibi. Evet. Bir de akşam antrenmandan ara öğünleri sonra, antrenman öncesi ve sonrası olarak ayırdık. Evet. Antrenmanımızdan önce bir öğünümüz var ve sonrasında bir öğünümüz var. Bir de ikinci öğünümüz var. İki tane ana öğünümüz var aslında. İki tane de ara öğün gibi düşünebiliriz. Evet. Örnek olması adına öncelikle size kalorilerimi paylaşacağım. Çünkü kilo vermenin ana olayı kalori. Yani harcadığınız kalorinin aldığınızdan çok daha fazla olması gerekiyor. Çok daha fazla değil, yani bir aralık olması gerekiyor. Bunu zaten defalarca söyledim. O yüzden ben tahminen 2500 kalori harcayacak bir antrenman programı dizayn edeceğim kendime. Çünkü günde 2 antrenman var. Şimdi mesela sabah 658 kalori alıyorum. Bunun 54 gramı karbonhidrat, 34 gramı yağ, 34 gramı protein. Harun zaten takır takır yazar bunları. Antrenmandan sonra 301 kalori daha var. Bu da 6 gram karbonhidrat, 17 gram yağ, 30 gram protein. Esas akşam 578 kalori var. O da 75 gram karbonhidrat. Ciddi bir kalori var orada. 3 gram yağ ve 63 gram protein. Toplamda 1900 kalori yapıyor. 1900 kalori de fena bir kalori değil. Ben de eğer 2300-2500 kalori arasında bir kalori yakarsam eğer ciddi bir 400-600 kalori açığı bırakacağım. Buna alışkın değilseniz önermem. Yani bilmiyorum sen ne diyorsun ama ben 250-300 kalori açığı bırakın ilk başlarda. Ama ben çok sert diyetlere alışkın olduğum için ve hayatım antrenmanla geçtiği için ben böyle bir anda duvara çarptığım zaman bu benim hoşuma da gidiyor aslında. 500-600 kalori açığı. Etrafımın hoşuna gidiyor mu bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. O yüzden biraz sert başlamayı seviyorum. Sonradan yumuşatacağız. Of, koku geldi bile ya. Bu acayip şimdi. Kıvamı tutmaya başladı, evet. Şimdi fasting seçmemizin sebebi, bunu defalarca size anlattım. Gerçekten çok sevdiğim bir beslenme tarzı. Farklı farklı ekoller var. Şu anda bizim hedefimiz bu. Aslında fasting ne yediğinle ilgili değil, ne zaman yediğinle ilgili bir ekol. Ama biz bunun içinde aynı zamanda
ne yediğimize de dikkat ediyoruz. Yani aldığımız carb, protein ve yağlara çok dikkat ediyoruz. Şimdi buradaki en önemli olay, tabii ki Hasan Hoca size çok daha iyi anlatır. Kendi yazdığı tarif kitabında birçok öğün de var zaten. Onları da sizlerle paylaşacağım aşağıda. Ama ben kişisel olarak bu konuyla ilgili bir kitap okuduğum için çok seviyorum anlatmayı. Fasting'in içindeki en önemli olay aç kalmak. Yani aslında biz enerji üretmemiz gerekiyor kaloriyle. Ne yapıyor? Gidiyor karp hücrelerine, ATP depolarına boş. Sonra gidiyor hemen bizim daha önceden depoladığımız yağ hücrelerine, en sevdiğimiz şey o yağları yakıyor. Bir de fasting'in içinde benim en çok hoşuma giden, aç kaldığımız zamanda yaktığımız hücreler. Bunlar nedir? Kendi oluşumunu tamamlayamamış, aslında faydasını görmediğim, hatta diğer hücrelere müsallat olup onları da bozan hücreler var vücudumda. Ve onlardan anca antioksidantlarla kurtulabiliyorum. Fakat fasting de aynı bir şehirdeki recycling gibi, yani çöpleri yakıyoruz ya, onun gibi enerji üretmek için bu hücrelere gidip bu hücreleri yakıyoruz. Ve bu da ne yapıyor? Vücudumuzdaki hücre sayısını düşürüyor ve yeniden iyi hücreler oluşturmaya başlıyoruz. Bunun da adı otofaji. Bir Japon bilim adamı bununla ilgili Nobel ödülü aldı ve aslında kanserli hücreleri tedavi ettiği ve birçok hastalığa iyi geldiği ispatlandı. O yüzden ne kadar iyi gözüktüğümüz tabii ki önemli ama bunu yaşlanınca ne yazık ki sağlayamayabiliyoruz. Esas önemli olan ne kadar sağlıklı olduğumuz ve ne kadar iyi hissettiğimiz. Kötü beslendiğim dönemde evet görüntü bir sorun ama en önemli sorun gerçekten kötü hissetmemdi. Şimdi farkındaysanız 2 gündür diyete başladım. Enerjim yine yukarıda, kendimi iyi hissediyorum. O yüzden bu da çok önemli bir şey ve intermittent fasting de bana hissetme konusunda her zaman kendimi çok iyi hissettirdi bana. O yüzden bu diyeti yapacağım için çok mutluyum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Aynı programı uygulayacağız zaten hocam. İlk defa programımız tamamen aynı gidecek. Aynı şeyleri yiyeceğiz. Evet. Aynı zamanlarda cheat yapacağız. Benim için de güzel bir deneyim olacak. Fit Waffle ustası Hasan Şef. 2 gün oldu. 2 gün oldu, ben de gayet iyi hissediyorum kendim. Evet, uzun zamandır ben de çok dikkat edemiyordum. Ama 2 gündür gerçekten daha farklı uyandığımı hissediyorum. Ya uzun zamandır dikkat edemiyorum falan diye tişört çıkarsa makina. Bu da böyle dersine çalışmış. Ama işte sınava gelip ya çalışmadım deyip 100 alan öğrenci. Tamam mı? Neyse ama günün sonunda evet iyi beslenmeye başladık 2 gündür. İyi hissediyoruz. Bu akşam da bu arada Balaban'da BHM'nin ilk antrenmanını yapacağız. Onun için de çok heyecanlıyım çünkü aylardır dizayn ediyoruz ve çok güzel bir antrenman. İyi antrenman, iyi beslenme. Bu iş tamamdır değil evet, mi? İyi antrenman, iyi beslenme, iyi hayat. Bende de ne var biliyor musun? Kendi başıma bunu yapamıyorum. Ne zaman kamerayı açıyorum, takipçilere söz veriyorum, tamam başlıyorum falan. Sonra tam bir şey yemek istiyorum. Diyorum tam ki sorumluluk. Ya söz verdim ya yapamam falan. O yüzden evet siz belki bunu izlediğiniz için mutlusunuz ama ben de şu an video çektiğim için mutluyum. Çünkü size söz verdim ve bırakmayacağız. Hadi şunu bir tane yiyelim. Haftalık seriyi izlediyseniz eğer bir tane bölümde diyeti bırakmam için bana yalvaran, düzenimi bozan, kötü arkadaş kategorisine girecek biri vardı hatırlarsanız eğer. O sahneyi bir gösterelim abi. Şimdi şöyle, normal bir body sporuyla ilgilenen arkadaş bu diyeti yapabilir. Konuşuyoruz şimdi, konuşayım. Aynen, konuşuyoruz. Sabaha kadar da anlatırım. Bunu yapabilir ama şu anda bu adam 2 tane şirketi idare ediyor minimumda. 35'in üstünde çalışanı var. Doğru mu? Doğru. 35'in üstünde çalışanı var. Saldırın bana. Ve şöyle bir diyet yapmasını ben gayet gereksiz buluyorum. Şu an karşımda bakın ne yiyor bak. Görün mü? Şunu da çekebilirsek. Evet. Adam hala burada yani. Hala burada. Hala beni zorluyor. Bana diyorsunuz ya, ya nasıl yapıyorsun işte diyeti falan. Abi ben kendimle başa çıkabiliyorum. Sosyal çevre sıkıntı. Ama çok güzel olmuş, eline sağlık. Evet, ben de çok beğendim. Kıvamı oturmuş. Evet, videonun başında girişimlerden bahsetmiştim. Gerçekten bu sessiz olduğum dönemde birkaç tane iş kurdum. Çok da keyifli işler. Bunları sizlerle paylaşacağım. Niye paylaşacağım? Çünkü bugüne kadar yaptığım videolarda ya işte abi kurduğun işlerle ilgili detaylı bilgiler verir misin? Girişimcilikle ilgili bir şeyler söyler misin dediniz. Ben sadece bir sporcu değilim. Aynı zamanda bir spor girişimcisiyim.
O yüzden de sizlerle bunları mutlaka paylaşmak istiyorum. Bunların da başında prodüksiyon ajansım var. İçerik üretmeyi, hatta video yapmayı, belgesel yapmayı çok sevdiğim için hem kendime hizmet edecek, yani Balaban Story Sports'a ve Ertan Balaban YouTube kanalına, hem de arkadaşlarıma, dostlarıma ve sevdiğim markalara yardımcı olacak bir prodüksiyon ajansı, marketing ajansı kurdum. Şimdi oraya gidiyoruz zaten. Ve bu dönem için çok heyecanlıyım çünkü çok forma girdiğim için 2 ay önce. Bence şu an bu diyetle çok hızlı bir şekilde forma geri gireceğim. Ve geçen yaptığım diyet, carb cycle, çok sert bir diyetti. Yani carb yememek herhalde bir sporcu için çok zor olsa gerek. Ben de yemediğim günlerde çok zorlanmıştım ve yediğim günleri böyle iple çekmiştim. O yüzden şimdi o diyetten sonra bu fasting bana biraz daha kolay gelecek gibi. Hasan da en son tişört çıkarttığımda ya hocam çok bozulmuşum falan filan dedi ama unuttu ki karşısında Ertan Balaban var ve bu iradeyle ve bu çalışkanlıkla şu anda ona var ya çok kısa bir süre sonra acayip bir form göstereceğim. Evet, biliyorsunuz ki en son 40 yaş challenge'ından çıktık. Ertan Hoca herhalde hala kendini çok genç hissediyor. O genç yaşına güveniyor olabilir ama bende de at iradesi var ve tecrübe var. Yeni bir challenge'a daha kalkıyoruz. Gençlik zamanlarındaki gibi bu seferki biraz aşina olduğu bir alan, dövüş alanı. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Tek bir korkum, acaba bu süreçte biraz kas kaybı yaşayabilir mi? Çünkü kuvvet antrenmanı tabii ki yapacağız ama çok yoğun boks antrenmanlarıyla, kickboks antrenmanlarıyla, dövüş antrenmanlarıyla bu işi nasıl sürdüreceğiz? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Benim için de müthiş bir tecrübe olacak. Çok kısa süre sonra tıkır tıkır yağ ölçümü yaparken onu yine şaşırtacağım belki. Selam beyler, ne haber? Selam hocam. Vay Niko. Hocam, hoş geldiniz. Ne haber? Selam. Vay. Geleceğim yalnız. Vay. Bir şey diyemedim buraya. Neyse. Ya bizi kandırma, takipçileri kandırma buraya. Her yerden çıkıyorsun ya, yemin ediyorum. İyi valla, yeni seriye başladık. Dedik ki antrenman, beslenme, bunların hepsini yapacağız yine. Ama iki farkı var. Bir, dövüş idmanları yapacağım. Bir de girişimlerden bahsedeceğim, yeni işlerimizden. Yeni işlerin başında da One Creative Agency var yani, prodüksiyon ajansımız. Bak, tanıştırayım Niko. Niko'yu çok göreceksiniz. Kameranın arkasında kahraman. Zeynel. Zeynel de sosyal medya ile ilgili, influencer marketing ile ilgili her şeyi yapıyor. Bir de Erol var. Erol. Erol şu an çok hasta. Sahra Hanım, Zeynep Hanım. Böyle güzel bir ekibiz. Buray Zan tanıyorsunuz. Orada aşağı title gelebilirsin abi. Burayla ilgili. Bu arada dün akşam sayfaya baktım, inanılmaz yiyormuş. Sadece tabii ki ben yine bir iki eksik gördüm. Klasik. Bak, şu en alttaki logo var ya, siyah olan. Evet. Şu siyah olanı şuraya koyalım. Ana sayfamızda bir şey yazıyordu. O böyle slogan gibi. Onu koyalım. Şunu biraz ufaltalım. Beyaz olanı da footwear koyalım, tamam mı? Yani siyah da beyaz, beyaz da siyah olsun. Tamam. Senden ricamız. Ondan sonra programları ben yukarı aldım. Tamam. Bak, burada BM 1, 2 ve 3 var. Burada antrenman nasıl dizayn edildiği ve kullanılması var. Burada genel bilgiler var. Şurada ufak dizayn değişiklikleri yapacağız. Burası çok güzel. Sadece burada şu an bir online görüşme diyor ya, bir online görüşme. Evet. Bu sayfaya giren birisi bunun benle olduğunu düşünebilir. O yüzden orada Hasan Keşici ile bir online görüşme yazarız. Şu bir tık değiştireceğiz. Arkada kalmış yazı önünde falan filan. O çok basit bir şey, yaparız şimdi birazdan. Başka da bir şey yok. Belki arka sayfalara bakarız ama onun dışında evet, güzel oldu mu sayfalar? Evet, bence çok güzel oldu. Evet, böylelikle sayfamızda ilk kez duymuş olduk. balabanhibitmetod.com. Bütün antrenmanlar, beslenme programları, her şey burada. Ya benim antrenmanlar zaten vardı da sen bu sayfada ne yapıyorsun? Bir altın mısın? Beslenmeye girelim. Ve karşımıza bir tık daha yakışıklı bir insan çıkıyor. Evet. Estağfurullah hocam. Şimdi burada biz 3 tane paket belirledik. Bunları Silver, Gold ve Platinum olarak ayırdık. Silver paket, çok kısa bahsedeyim, çok fazla insanları yormayalım. Silver pakette kişiyle bir görüşme sağlayamıyoruz. Kişiye bir form gönderiyoruz. Gönderdiğimiz form çok kapsamlı bir form oluyor. Bu formdaki cevaplara göre tamamen ben
kişiye özel bir beslenme programı oluşturuyorum. Hazır bir PDF veya hazır bir program kesinlikle atmıyoruz. Kişinin temel bilgilerine göre, kişinin ihtiyacına, kişinin hedefine göre bir program oluşturuyoruz. Bu arada bu bütün paketler için geçerli. Hangisini alırsanız alın, tamamen kişiye özgü çalışma yapıyoruz. Böyle kişiye yüzden... özgü falan deyip sonra kandırmayacaksın değil mi? Yok, yapmayacağız çünkü kontenjan belirleyeceğiz. Eğer bu sayı belli bir seviyeye gelirse, eğer biz bu işin altından kalkamayacağımız sırası kesinlikle bunu donduracağız veya ekstra yardım alacağız. Hiçbir şekilde hazır veya başkasının programını kimseye atmayacağız. Eğer bunun altından kalkamayacağımızı görürsek böyle 20 tane yeni mezun falan alıp aslında onlara yazdıracağız. Biz yazacağız. Evet. Gold paketimizde ekstra olarak... Evet, evet. Bu şaka yapıyorum. Evet, evet. Aynen öyle. Gold paketimizde ekstra olarak bir online görüşme sağlıyoruz. Bu kişi nereden görüşmek isterse oradan sağlayabiliriz. Google Meet üzerinden veya herhangi başka bir uygulama üzerinden kişiyle birebir temas ederek daha detaylı bilgi almaya hedefliyoruz aslında. Bir de Platinum paketimiz var. Bu da zaten hali hazırda Balaban'da olan yüz yüze görüşmemiz. Burada tabii ki daha detaylı ölçüm yapma şansımız oluyor. Hem BIA cihazıyla hem gerekirse Skinfold kaliperle daha detaylı bir ölçüm yapıp biraz daha tabii ki efektif ilerleyebiliyoruz. Şimdilik paketlerimiz bu şekilde. İleride duruma göre belki bunu arttırıp veya içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Şimdi biz de diyete başladık. Fasting yapıyoruz. Bugün de pancake'imiz yedik, geldik beyler öyle. Şeyden gelmedik ya, pazardan gelmedik yani. Biz de pancake yiyip geldik. Bayağı iyiydi. Akşam da bir antrenman patlatırız değil mi? Antrenmansız bir zaman bitmez herhalde. Olmaz. Öyle hadi görüşürüz. İyi yok. Bir dahaki videoda falan olmuyor. Basacağız yani değil mi? Tabii basacağız. Ama sonra basacağız. İyi o zaman. Burak sen yapıyor musun antrenmanı? Yapıyorum. Oğlum Burak var ya bu serinin kahramanı oldu. Zamanında dönle sürüyordu pancake'e. Yemin ediyorum. Valla. Değil. Lotus. Üzerine de serinler. Bu arada. Combo. Şey mayonez ketçap gibi bir şey mi o? Yok. Daha mı güzel? O tam böyle birisinin acı ekşi, birinin acı tatlısı oluyor. O tam bir harmanı oluyor aslında onun. Bence dönme vakti geldi hocam. Valla. Değil mi? Evet. Niko var ya, bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Sabah 7'de kalkıyorum. Diyorum ki, ben var ya adamım ben. Sabah erken kalkıyorum falan moduna giriyorum. Bir bakıyorum, 5.30 antrenmanda. Acayip bir herif bu ya. Ve gerçekten yani çok da çalışıyor. Ama antrenmanını, diyetini hiçbir zaman bozmuyor. Bizim ekip sağlam. Burayı da değiştireceğiz, sorun yok. Geldik antrenmana ve günün en zevkli kısmına. Bence güzel bir vlog oluyor. Evet. Bugün beslenme ilgili bir şeyler verdik, girişimcilikle ilgili verdik. Kaldı antrenman. En kısa şekilde size şunu anlatayım. Antrenmanlarım önümüzdeki haftalarda itiş, çekiş ve bacak şeklinde olacak. Haftanın 3 günü ya da 6 günü bu antrenmanı yapabilirsiniz. Ben 6 gün yapmaya çalışacağım. Çünkü sonra 2 ayda birazcık formum bozulduğu için kendimi itmek istiyorum. Ama eğer 3 gün yapmak isterseniz de bu antrenman şeklini kullanabilirsiniz. Bunun en büyük avantajı diğer sporlarla, yani benim yaptığım gibi dövüş sporları kombin ettiğiniz zaman itiş, çekiş ve bacak olarak haftanın 3 günü bütün bölgeyi tamamlayabilirsiniz. 6 gün yaptığınız zaman ise en büyük avantajı bir bölgeyi bir hafta bekleyeceğinize hemen 3 gün sonra tekrar aynı bölgeye dönüp tekrar o bölgeyi çalıştırma şansı buluyorsunuz. O yüzden çok etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, bugünkü antrenman ne Hasan? Hocam itişle başlıyoruz. Tamam. Yine her zamanki gibi karınla başlayacağız. İlk 3 set karnımızı bitireceğiz. Ardından itiş hareketlerimiz var. Balaban Hybrid Method 3 çok ama çok yakında satışta olacak. Gerçekten aylardır bu antrenman programıyla uğraşıyorum. Çok heyecanlıyım. Web sayfamızı da açtık. Oraya da bakabilirsiniz. Ve antrenmana başlıyoruz. Thank you.
O kadar mutlu oldum ki bugün gerçekten. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. YouTube videoları demek ki beni de bu kadar enerjik ve mutlu ediyormuş. Ara verince bunu anladım. Sizlerden desteğinizi bekliyorum. 100 bine çok yaklaştık. Çok az kaldı. Hem videoyu beğenip hem yorum yapıp bu videoya destek olun. Bu serinin ilk videosu benim için çok önemli ve desteklerinizle 100 bin plaketini en kısa zamanda bu kanalda sizlerle paylaşacağım. O zaman başka videoda görüşmek üzere.